Televizyonu Alanya Posta TV'den bol sağlıklı akşamlar diliyorum siz değerli izleyicilerimiz. Yine bir sağlık programında, sağlık zamanı programında birlikteyiz sizlerle. Lazer Göz Tıp Merkezi'nin katkılarıyla hazırladığımız sağlık zamanı programımızda bugün göz tembelliği ve şaşılık üzerine sohbetimizi yapacağız. Lazer Göz Tıp Merkezi uzman doktorlarımızdan Bülent Kala'yla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederim hocam. İzleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Öncelikle biraz sesimden dolayı özür dilerim. Biraz nezleyim. İsmim Bülent Kalay. Alanyalıyım. 1975 yılında doğdum. Ama 3 yaşında babamın görevi nedeniyle dışarılarda büyüdüm. 1992 yılında liseyi bitirip Hacettepe Tıp'ı kazandım. Babam da emekli olup Alanya'ya döndü. Her yaz ve kış tatillerinde Alanya'da bulunurduk. 1999 yılında Hacettepe'ye girdikten sonra 1999'da bitirip uzmanlık sınavında gözü kazandım ve gözü bitirdim. 2004-2006 yılları arasında Tokat Turhal'da çalıştım. Hı hı. 2006'da da Alanya'ya geri geldim. Önce eski adı Can Hastanesi'ydi. Şu anda Anadolu Hastanesi oldu. 3 sene orada çalıştım. 8 sene başkentte çalıştım. Başkent Üniversitesi Alanya bölümünde. 2 senedir de Lazer Göz'e geldim. İyi yapmışsınız hocam. Hoş geldiniz hoş bulduk. Hocam biz bugün göz tembelliği ve şaşılık üzerine sorularımızı Tabii. hazırladık size. Ben ilk sorumu hemen şöyle dile getirmek istiyorum. Göz tembelliği üzerinde durmak istiyorum ilk Tabii, önce. Göz tembelliği nedir diye başlayalım istiyorum. Tabii olur. Göz tembelliği çok önemli bir konu. Yani toplumun sağlığında çok önem arz eden bir konu. Belirli bir hastalık, göz hastalığı olmaksızın, yani kırma kusuru hariç veya şaşılık hariç, kataraktır, retina problemidir, kornea problemidir, yani belirli bir hastalık olmaksızın düzeltmeye rağmen göz görmenin tama çıkmamasıdır. Bir gözde veya iki gözde olabilir. Daha çok bir gözde olur. Neden daha çok bir gözde olur? İki göz arasında numara farkından veya kayma bir gözde daha çok olduğu için genellikle bir gözde oluyor ama yüksek bir iki gözde de çok yüksek bir numara varsa hı hı. Aynı anda gözlükle düzeltilmiyormuşsa bu zaman doğru zamanda o zaman iki gözde birden de tembellik olabiliyor. Bu genelde hem değişkenlik mi gösteriyor gözlerden daha çok sağda mı sol gözde mi? Yok sağ sol farkı bir özelliği yok. Mesela bir çocuk var hiç fark edilmemiş. Biz bunu muayenelerimiz sırasında çok fark edebiliyoruz. Belli mesela askerdeyken muayene ettiğim bir erde gözüm kaşınıyor diye geldi. Bir baktık bir gözü 6 numara, diğer gözü 0 numara. Artılarda daha çok olur hipermetrop olanlarda. Yüksek miyoplarda da olabilir ama daha çok hipermetrop olanlarda veya yüksek astigmatizma olanlarda daha fazla göz tembelliği veya ambliyopi diyoruz biz bunun tıbbi adına ama göz tembelliği halk arasında. Oluşabiliyor. 40 yaşında fark eden oluyor. Bir gözünü kapatması gerekiyor anlaması için. Hı. Ama tabii ki yapılması gerekenleri de anlatacağız. Yani toplum sağlığıyla ilgili çok önemli bir konudur. Kesinlikle hocam. Bir gözde olduğu zaman hani diğer gözde çok iyi görüyorsa o zaman çok fazla fark edilmiyor. Evet iki yani göz çok açık yaşadığımız için normal hayatında hiç anlamıyor mesela. Biz muayene sırasında söylediğimizde şok olanlar oluyor yani. Veya bir bize şey için geliyor, ehliyet almaya gittim o zaman fark edildi. Bir gözü kapatılıp kontrol edildiği zaman veya çocuklar bir şekilde bir gözünü kapatıp baktığında anlamış olup getirenler oluyor.
geç fark edilebiliyor. Onun için de muayene şart öncesinde. Muayene kesinlikle şart diyoruz biz de buradan hocam. Evet. Bu teşhis için en uygun yaş ne zamandır? Siz 40 yaş diye vurguladınız ama... Hayır, 40 yaş değil. Değil, pardon yanlış anladım. O yakın görmeyle ilgili yakın. Bir soru. Şimdi doğuştan en geç 1 yaşına kadar bir muayene iyi olur. 1 yaş civarında onun özel aletleriyle, cihazlarıyla biz göz doktorları tespit ediyoruz. Asıl 1 yaş. En uygun yaş 1 yaş. Bütün çocuk. Keşke gelebilseler göz kontrolü için. Orada anlaşılır. Orada yoksa zaten göz tembelliği olmayacaktır. Farklı şeyler çıkabilir daha sonrasında. Ama 3,5-4 yaşlarında çocuklar bize E harfini öğrenerek yönleri söyleyecek şekilde bizle çok güzel temasa geçiyorlar. Gelişmiş cihazlarla tespit edebiliyoruz. Ama 1 yaş civarında da mesela bizim daha öncesinde 6 aylıkken bile tarama cihazımız var. Bizim kliniğimizde de var. Yani bir oyun şeklinde uzaktan tutarak çocuğun dikkatini çeken göz kayması var mı? Gözünde bir bozukluk var mı? Ve gözü opasite, ortam opasitesinde gözün arkasında başka bir sorun var mı? Onları bildiren cihazlarımız var. Onlarla tespit edebiliyoruz. Yani ailede varsa zaten kesin göz tembelliği baktırması gerekiyor. Mesela ben bugün bile bir baktığım bir hastamda göz tembelliği var. Bir gözü çok yüksek bir numara, diğer gözü az. Sen mesela çocuğuna, torununa mutlaka baktırmalısın diye. Yani bütün toplum baktırmalı ama siz özellikle baktırmalısınız diye söylüyorum, tembih ediyorum. Ve okul öncesi de gerekiyor. Yani 6 yaş veya işte 7 yaş okul 1. sınıf veya öncesi döneminde de bir bakılabilir. Ama şu demek değil. Mesela 4 yaşında bakıldı, göz tembelliğine neden olabilecek hiçbir şey yoksa o zaten büyük oranda olmuyor, yoktur demektir. Yani tespit edilmesi doğuştan olan bir şeydir bu. Yani bu 15-20 yaşlarında ortaya çıkmıyor. O zaman tespit ediliyor veya 20 daha fazla geç zamanlarda. Hı hı. Tabii daha bu numaraya bağlı olanlar daha çok. İki göz arasındaki numara farkında olanlar, şaşılık ile olanlar veya bir de şu var, onu da söyleyeyim. Hiçbir numara farkı veya şaşılık yoktur. Fakat yaşamının bir döneminde, nadir olur bunlar ama, mesela gözü kapanmak zorunda kalmıştır, bir hastalık geçirmiştir, bir gözü kapanık kalmıştır. Orada da tembellik gelişebilir. Ya burada şunu anlatmam gerekiyor. Göz tembelliği nedir derken, niye oluyor, bu olay ne? Evet, onu söylemem lazım. İsterseniz o konuya gireyim. Tamam, çünkü hocam. Şimdi biz gözlerimizle algılıyoruz ama gözlerimizle görüyoruz, bakıyoruz. Her şey normal, düzeltiyoruz bunu fakat aslında beynimizle algılıyoruz. Yani gözde aldığımız ışık oradaki reseptörlerle beynimize iletiliyor. Beynimizdeki görme merkezinde işlendikten sonra biz objeyi görüyoruz. Şimdi o da belli bir yaşa kadar gelişiyor. Yani 12-13 yaşlarına kadar beynimizdeki görme merkezi gelişiyor. Yani tedavi o yaşlara kadar özellikle çok önemli bir şekilde yapılması gerekiyor göz tembelliğinin tedavisi. Yani aslında oraya net bir görüntü gitmediği zaman hayatın yaşanabilir olması için bir savunma mekanizması olarak net gören göz bir yanda, bulanık göz bir yanda, beyin bulanık gözü baskılıyor. O zaman da hayatını net bir şekilde görüyor, hiçbir farkında varmıyor. Ama aslında bir gözü bulanık görüyor, oraya baskılanmış oluyor. Yani bu durumda tedavisine gireceğimizde bu mekanizma üzerinden anlatacağım. Çünkü beyinden gördüğümüzü unutmayalım. Onun için çocukluk çağında tespit edilmesi çok önemli. Yani bir belli yaş, bir yaşın, bir yaşı yaş, çok ideal. İdeal, en ideal. En yaş, ideal. Kontrol için. Çünkü çok güzel duruyorlar. 1,5, 2, 2,5'ta da olabilir. Ama 2, 2,5 yaşlarında çocukların gelsinler mutlaka hiç bakılmamışsa ama biraz daha zor dururlar. Yani psikolojik gelişim evresinde yabancıya karşı ağlamalar, hırçın durmalar, baktırmamalar. Ama yine de bakılır. Yani bir şekilde bakılır. Damla damlatılır ve skiyaskopi dediğimiz bir cihazla bakılır veya bizim dediğimiz gelişmiş cihazlarımızla da bakılabilir. Evet, ama 3,5 yaşından sonra da büyükleri baktığımız makinelerle bakabiliyoruz. Artık onlar çok güzel adapte oluyorlar. Bu ne tarafa bakıyor deyince böyle böyle yapıyorlar. Böyle böyle yapıyorlar. Veya şekillerimiz var. Kedidir, işte evdir, arabadır. Onlara şey bakarak bizim otomatik makinelerimizle, projektörlerden onlara bakabiliyoruz. Çok güzel. Yani güzel temas kuruyoruz ve tedavisi de çok önemli.
Yani tespit etmek önemli ve ondan sonra da erken teşhis burada çok önemli. Her şeyde olduğu gibi göz tembelliğinde çok önemlidir. Yani. Evet, burada da izleyicilerimize duyuruyoruz bunu tekrardan, evet, önemli olduğunu. Görme kusurlarının teşhisi için en ideal muayene nasıl olur? Evet, biraz anlatmaya çalıştım. Evet. Küçük yaş grubunda tabii bu göz tembelliği için, göz tembelliği teşhisindeki dediğim gibi aslında bir de bakanlık tarafından aile hekimlerine mecbur tutulmuş bir test de var. Onu yapıyor aile hekimleri. Kırmızı refle testi diye. Onun özel skiyaskopi benzeri aletle iki göz arasındaki renk farkı varsa uzmana sevk ediyor. Mesela asıl da odur. Kırmızı. Hani bazen fotoğraflarda kırmızı göz görünür bazı kişiler. Evet, fotoğraf çekiyor. Hatta onları teknolojiler bunları yok etmeye yönelik uğraşıyorlar. Aslında o sağlıklı bir gözdür. Çünkü retina tabakası güzel bir şekilde ışık geçmiş ve geri gelmiştir. İşte o ışığın farklılıklarıyla bulunursa iki göz arasında bir fark var. Bunda bir şey var deyip doktora gönderebilir veya okul taramaları yapılabilir. Okullarda yapıyorlar. O da çok değerli. Biz geçen sene ve önceki sene lazer gözde öyle bir hizmetimiz de olmuştu. Milli Eğitim'le anlaşmalı olarak. Bu terama testleri yaptık ve birçok çocukta hiç bilinmediği halde göz bozuklukları ve tembellikleri tespit ettik ve tedavisine başladık. Çok güzel. Yani evet, o önemli olan... Devlet okullarında evet, yapıyorsunuz bunu. Geçen sene yapmıştık. O protokolle birlikte bir projeydi o. Dediğim o Plus Optics cihazıyla o taramaları yapmıştı yardımcı personel. Biz de taramıştık. Buna gerek var, buna gerek yok gibi. Ama bunu bazı okullar kendileri de çocuklara baktırıyorlar panolardan. Bir gözünü kapattırarak veya sonra da diğer gözünü kapattırarak. Bizim en uygun muayenemiz bizim tarafından yapılan. Göz doktoru yaptığı zaman zaten tespit edilmemesi çok zor. Yani yine atlanabilir ama genellikle gelişmiş cihazlarla tespit ediliyor. Evet, çok güzel hocam. Görme tembelliği tedavi edilmezse ne olur? Evet, görme tembelliği dediğimiz işte bu göz tembelliği veya görme tembelliği beynimizdeki şeye benzetiyorum ben çocuklara da anlatırken. Bir tarafta bir ağaç var ve kafanın bir tarafında çaprazlama olarak gider. Mesela sağ gözümüz sol yarıdaki beynimizin arka tarafından görünür. Sol gözümüz sağ tarafımızın oksipital lob dediğimiz gözümüzün tam şu kısmında, arkasında beynimizin bir görme merkezi var. Orada, oradan görür. Şimdi o tarafın hücrelerini oranın ağacı düşük gibi düşünün. Kısa bir ağaç, sulanmamış, kısa bir ağaç. Diğer tarafta böyle bir sular geliyor, derelerle besleniyor, kocaman bir ağaç gibi. Ne olur? Bir tarafta iyi gören bir göz ve iyi bir ağaç gibi düşünün. Diğer tarafta da güdük kalmış, kısa bir ağaç. Çünkü susuz kalmış, kurak kalmış. Tedavide ne yapıyoruz? İyi gören ağacın suyunu kesiyoruz. Suyu, ortak bir su yolu var gibi düşünün. Öbür tarafa yönlendiriyoruz. O ağacı büyüteceğiz. Ben hatta çocuklara böyle bunu da çizerek anlatıyorum. Mesela bir defa geldiğinde %20 görüyorsa, bir daha diğer kontrolde %40'a çıkmışsa bak senin ağacı iki kat büyümüş. Onları böyle çizerek gösteriyorum. Çok hoşlarına gidiyor. Yani tedavide önemlilikle ilk önemli olan uygun bir gözlük vereceğiz. Uygun bir gözlük verdikten sonra da kapama yapacağız. Altın standart budur. Gözü kapatacağız. Belli oran yaşına göre belli sürelerde, günde belli bir saatte yaşla birlikte değişen durumlar var. Onunla birlikte kapama yapacağız. Kapama yaparak tembel gözün gelişmesini sağlayacağız beyin tarafındaki hücrelerinin. Tabii de bu en uygun yaş, ne kadar erken o kadar iyi. Ama şu şey demek değil, bazen halk arasında 7 yaşından sonra bunun tedavisi yoktur, her şey bitmiştir diye bir olay yok. Yani 7, 8, 9 yine uğraşmak lazım. Yani 12-13'e kadar ama ben bazen 12-13'den sonra olduğunda 15'e kadar da uğraşıyorum. Hiç böyle vazgeçmiyoruz ve sonuç aldıklarımız var. Yani burada bu tedavide önemli olan saç ayağı gibi düşünülür. 3 tane etmen önemlidir. Bir tepsi düşünün, 3 tane ayağı var, saç ayağı var. Üzerinde tepsi var. Çocuklara da anlatıyorum bunu. Bir tanesi doktor, bir tanesi aile, bir tanesi çocuk. Şimdi biri olmazsa tepsi devrilir. Yani bu tedavi işlemez.
Doktor tespit edecek, aile doktora getirecek, tedavi uygulayacak, çocuk da yapacak. Yani göz tembelliği var. Sadece gözlük de bir başarı elde edilir. Gözlüğü takmakla bir miktar artar. Ama kapama yapıldığı zaman da ideal bir sonuç elde edilir ve çok başarılı olur. Ben başka yerde tedavi olmuş çocuklar geliyor, bir erişkin olmuş ve göz tembelliği olması gereken bir numara farkı var. Fakat göz tembelliği yok, çok hoşuma gidiyor. Yani çok mutlu oluyorum onları gördükçe. Duygulanıyorum yani. Kendi hastalarımdan da bu örnekler var ama başkası yaptığı zaman da duygulanıyorum çünkü çok iyi bir şey. Evet. Çok önemli bir şey. Diyorum, anlatıyorum, araba kullanamazsın. Aslında kullanabilir belli oranlarda, tek gözlüler bile kullanabiliyor ama yani Ama biraz tabii ki. iyi görmeyi gereken işlerde çalışamazsın belki gibi. Hani onun görmenin gelişmesi lazım, bu tedaviye uyum yapman lazım diye. Genelde dinliyorlar, yapıyorlar. Çok Yani iyi. kolay da bir şey değildir tabii. Bir çocuğa bir gözü, az gören bir gözünü kapatıp yakın çalışma yapması lazım bir de. Yani özellikle uygun bir gözlükle, yakın çalışmalarla ve mandalayı tarzı böyle boyamalar öneriyorum. O küçük şekiller var, onları boyamak. O çalıştırıyor gözünü. Veya işte bazı uygulamalarda hareketli oyunlar oynattırabiliyoruz. Yani bu şekilde yakın çalışmalarla, kapamalarla çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Evet hocam. Göz tembelliğinin tedavisini etkileyen etkenler, dış etkenler, iç etkenler nelerdir? Tabii en önemli etken demin anlattığım üç faktör. Doktor, çocuk, aile. Yani Evet. başka bir şey yok. Böyle bir Dış ve komplike. iç. Tabii gözlük numarasının uygun takılması, kapama yapması bu çok önemli. Yani bunları tabii ki kayma varsa bir de kaymaya bağlı da göz tembelliği var demiştik. Kaymanın düzeltilmesi gözlükle veya ameliyatla. Onu zaten şaşılık konusunda değineceğiz. O da Evet. bir göz tembelliği yapıyor. Çünkü hani anlatmıştım ya, iki gözle bakınca bir taraf bulanık, bir taraf net olunca beyin onu baskılıyor. Kaymadaki etken mesela, ikisinde de benzer bir bozukluk var. Görüntü netliği aynı gibi düşünün. Ama biriyle buraya, biriyle buraya baktığı zaman çift görüyor. İşte o çift görmeyi engellemek için kayan göz baskılanıyor bu sefer beyin merkezinde. Yani beyindeki görme merkezinde oranın daha iyi görmemesi sağlanıyor aslında. Vücut yapıyor bunu, bir savunma sistemi. Biz onu yine kapamalarla çalıştırarak devam ettiriyoruz uygun gözlüklerle, ama tabii ki şaşılıktaki göz tembelliği biraz daha derin olur, daha tehlikeli olur. Orada kaymanın da düzeltilmesi gerekiyor. Şaşılık olunca o şaşılığa da geleceğiz birazdan Tabii zaten. ondan da bahsetmek isteriz. Evet hocam. Şimdi 30 saniyelik kısacık bir aramız var. Tekrar yine sizlerle birlikteyiz. Güzelliğinizin adresi Zaradis'te güzellikler bitmiyor. Karbon peeling, somon DNA, dermapen, lazer epilasyon, çatlak tedavisi, kalıcı makyaj, bölgesel incelme, ayak, tırnak bakımı, gençlik aşısı, iğneli epilasyon işlemleriyle Zaradis Estetik ve Güzellik Merkezi. Atatürk Caddesi No. 1, Kat 1'de hizmetinizde. Telefon 0553 177 çift 070. Evet hocam, biz Evet. göz tembelliği içerisinde şaşılığı da vurguladık. Şimdi şaşılık tedavisi mümkün mü diye başlıyorum ben size tekrar. Tabii. Şaşılık öncelikle normalde gözlerimiz paralel bakar. Bu paralelliği sağlayan da gözümüzün etrafındaki 6 tane kas ve uyumlu çalışması, beyindeki belli merkezlerle uyarılması ve uyumlu çalışması. Bunun bozulması durumlarında, gözün paralelliğini kaybetmesi durumlarında şaşılık olur. İçe kayma, dışa kayma veya yukarı aşağıya kayma gibi vertikal kayma, dikey kayma diyoruz veya yatay kaymalar var. Bu çeşit kaymalar var. Tabii ki tedavisi mümkün. Aa, ben de hep böyle bir tek Tek yön yönlü değil. diye Yok. düşünüyordum. Oblik Şaşılıkla kaymalar farklı. var. Bir gözün bir tarafa bakarken yukarı kayması var. Bu kaymaların çeşitli paternleri var. V patern, A patern, X patern. Yani çok çeşitlidir kayma. Çünkü geniş bir konudur aslında. Basit yani göz kayması, şaşılık, strabismus, bunların hepsi aynıdır.
çeşitleri var. Ama tedavisi hepsinin de mümkün. Tabii ki erken tespit edilmesi önemli. Hepsinin de acili olanı var, beklenebilecek olanı var. Onları anlatayım isterseniz. Kabaca bahsedeyim. Yani yine çocukluk doğuştan bile şaşı olabilir bir bebek. Doğuştan kayması olabilir. Daha çok içe kayma da olur bu. Doğuştan derken? Doğduğu zaman mesela 2-3 aylıkken tespit edilip kayması olabilir, ameliyat edilmesi gerekebilir. Hani teknoloji çok hızlı gelişiyor ya, ultrasyonla bu anne yok, onu anlamaları mümkün değildir ultrasonda. Mümkün değil, çünkü değil göz hareketleri biz muayenede bile bebek doğduktan sonra zor anlayabiliriz. Çünkü göz hareketleri hemen gelişir fakat görme hemen algılı gelişmez. Bebekler 4 aya kadar tam görmezler. Bulanık bir görerek başlar. 4 aydan sonra fikse etmeye başlarlar. Sizi takip etmeye başlarlar. Işığı takip etmeye başlarlar. 4-5 aydan sonra bazen çok bariz bir içe kayması varsa ondan önce de ameliyat edilebilir ama ideal olarak 6 aylıkken tespit edilebilir diyebiliriz. Kayma, şimdi içe kayma bir mekanizma gereği olabiliyor. Uyum dediğimiz yakına bakarken 3 tane refleks oluşur. İnsanlar, biz herkes yakına bakarken göz bebeklerimiz küçülür. Bir, gözümüzün içerisinde bir lens var, mercek var. Şu göz bebeklerimiz siyahın arkasında hemen duran şu öndeki saydam tabakadaki göz ışık kırılıyor görüntü oluşması için. Onun arkasında, pupillerin arkasında göz bebek, göz merceğimiz var. Göz merceğimiz uzağa bakarken gergin bir şekilde böyle dik, biraz az yuvarlak durur diyelim. Yakına bakarken bu yuvarlaklaşır. Kırıcılık artar ve görüntüyü öne çeker. İkinci refleks merceğin yuvarlaklaşması. Hı hı. Üçüncü refleks de bir şeyi okuyacağımızı düşünün. Yakına bakıyoruz. Şöyle yaklaştırıyorum. Gözler ortada birleşiyor. Düşünün böyle. Yani gözlerimiz yaklaşır. Şimdi eğer ki o göz tembelliğindeki konulardan biri olan hipermetrop dediğimiz yakını iyi görememe veya gözün kısa olması veya kırıcılığının az olmasıyla görüntünün arkaya düştüğü durumlarda daha fazla olan göz çocuk görmek için gözlerini, göz bebekleri yuvarlaklaşırken o refleksin bir parçası olan göz içe kayıyor. Buna akomodatif ezotropya ya da tıbbi adı o. Uyuma bağlı olan içe kayma diyoruz. Bu çocuklarda mesela hiç ameliyat gerekmez çoğunlukla. Bu kısmi olanı var, tam olanı var. Biraz karışık bir konu olabilir ama kabaca anlatıyorum. Yani tam olanında gözlük numarasını tespit ederiz, gözlüğünü veririz. Gözlüğü taktığı zaman gözü kaymaz. Bu tam bir tedavidir. Hatta iki göz eşit benzer bir durumdaysa, tembelliği çok azsa kapama bile yapmayabilirsiniz. Yani göz tembelliği yoksa. Ama eğer ki göz bozukluğu yoksa ve göz içeriye kayıyorsa, hı hı, bu durumda gözlük taksa bile düzelmeyecek ve göz tembelliği yapacak. O zaman kesinlikle ameliyat gerekiyor. Bu içe kaymalarda durum böyle. Siz bir şey sorayım. Ben hani anlatırken bu çocuk bebek yaştaki. Bebek olabilir. 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşında olabilir. Bebek bir gözlük takabiliyor mu? Bebekler gözlük takabilirler. 1 yaşında gözlük takabiliyorlar. 6 aylıkken takabiliyorlar. Bunu da öğrendik burada. Ben şaşırdım. Yüksek numaralar. Belli bir oranda normaldir. Yani her bir bebeklerde, küçüklerde hipermetropik eğilimli olur zaten. Yaşla beraber emetropizasyon diye normalleşme olur. Fakat belli bir oranın üstünde olursa, gözlükle düzeliyorsa gözlük takılıyor. Böyle çok şirin gözlükler olur onların. Fotoğrafları vardır internette, bebeklerde gözlük diye görebilirsiniz. Evet. Ama yani daha çok biz büyük yaşlarda, bir okul çağlarında veya daha öncesinde gözlükle düzeltilebilenler gözlükle düzeltilir. Ama şu var, bazen hani gözlüğe rağmen hala kayıyorsa, maksimum düzeltmeye rağmen, o zaman kalan kısmı ameliyatla düzeltilir. Gözlüksüz kısmı değil, kalan kısmı. Bu içe kaymada durum böyle. Dışa kayma ama tam başka. Tamamen başka bir mekanizmayla oluyor. Anladım. Ondaki olay da daha çok içeriye bakarken göz veya onda da
kesin belirgin olanı veya zaman zaman olanı olarak ayrılıyor. Bazen daldığı zaman işte fotoğraf çektirirken falan belli oluyor. Dışa kayıveriyor gözü. Her zaman değil. O tür durumlarda egzersizler yaptırabiliyoruz. Yakına bakma egzersizi. Çift görmemesi için. Ameliyat gerekiyor çoğunlukla onlarda. Çünkü kalıcı halde dışa kayma gelişebiliyor. Onda çok gözlükle düzelmez yani. Dışa kayma varsa, bazen çok miyopsa eksi camlar biraz düzeltir ama daha çok ameliyat gerekebilir. Evet hocam. Diplopi rahatsızlığı neden kaynaklanır? Diplopi nedir önce? Diplopi çift görmedir. Bu da şaşılık. Bunda şaşılık bir etkendir fakat genellikle şaşılık olanlar bir göz tembelliği olur veya yavaş geliştiği için genelde çift görme olmaz açıkçası. Diplopi daha çok paralitik şaşılık dediğimiz bir felce bağlı şaşılıkta daha çok gelişir. Yani anlatmıştım ya 6 tane kasımız var diye. Evet. Şimdi mesela 4. sinir, o biraz karışık ama 6. sinir felci olduğunu düşünelim. Kafamızdan 12 tane kafa çiftleri dediğimiz 12 çift sinir çıkar. Bunlardan bir kısmı gözle ilgili. Dışa çeken kası felç olduğunu düşünün. Oraya gelen sinir çalışmıyor ve kas çalışmıyor o uyarıyla birlikte. O sinir felç olduğu zaman göz dışa bakamıyor mesela 6. sinirde. İçe kayma yapıyor. Dışa bakan o dizginler denge bozulduğu için ve çift görüyor. Baş pozisyonları gelişiyor hastalarda. Diğer sinirlerde, 3. sinir felcinde de olabiliyor. Göz kapağı kapanıyor, göz bebeği küçülüyor ve orada bu sefer üst, alt ve içe bakan sinirler, kaslar etkilendiği için bu sefer farklı bir kayma şekli gelişiyor. Bir de 4. sinir felci var. Onda da çift görme olabilir. Onda vertikal kayma olur. Mesela bir böyle veya böyle bakar hasta. Şöyle baktığım zaman çift görüyorum, böyle baktığım zaman çift görmüyorum, iyi diyorlar mesela. Bu şekilde de tespit ettiklerimiz var. Bunlar daha çok nörolojik durumlar. Nöro-oftalmoloji konusunda girer. Daha çok bir nöroloji tarafından bakılmasını, tetkiklerin yapılmasını ve ona göre de bir takım ilaç tedavilerin verilmesi için yönlendiriyoruz o hastaları. Çift görmenin en büyük sebebi göz kaslarının felçleri durumunda oluyor. Daha çok büyük oranda erişkinlerde oluyor. Hipertansiyon, şeker veya aterosklerotik. Daha çok ama çocukluklarda da yani mesela kayma ameliyatlarından sonra da bir geçici çift görme olabilir. Çünkü çocuk ona alışmıştır veya büyüklerde de şaşılık olabilir. Düzelttiği zaman böyle bir geçici bir diplopi dediğimiz çift görme olabiliyor. Travmatik durumlarda olabilir, kazalarda filan. Orada kasların felci değil de bu sefer orbita dediğimiz göz çukurunun içerisindeki kemik yapıdan kasların sıkışmasıyla oluşabilen çift görme olabilir. Birçok sebebi olabilir. Ama daha çok zamanla felç olanlar zamana bırakılır. Ama çözümsüz değil. 6 ay genelde bir kritik zamandır onda. Genelde 6 ayda kendi geçebiliyor veya işte nöroloji tedavileriyle. Ama geçmediği zaman da bir takım cerrahiler var. Kasların yerleri oynanarak, diğer kas liflerinden alarak bir ameliyatla da düzeltilebiliyor bu diplopi. Evet hocam. Göz kaymasını engellemek için yüksek numaralı gözlük mü kullanılmalı? İşte onu az önce anlattım. Onu anlattınız. Ama şöyle anlattım, hatırlatma yapayım. İçe kaymanın uyum yapan o mekanizmadaki yüksek numaralı olanında ne yapıyoruz? Yüksek numaralı gözlük veriyoruz gerçekten. Mesela normalde bir örnekle anlatayım. Mesela bir çocuk var. Çok da göz bozukluğu yok. Fakat zaman zaman böyle göz içeriye doğru kayıyor. Burnuna doğru, içe dediğimiz. Bizde içe kayma burnuna doğru, dışa kayma kulağa doğru. Öyle düşünün. Bir muayene ediyoruz. Normalde şöyle uzağa falan görüyor ama bir damlalı bakıyoruz. Damlalı muayenemiz vardır bizim. Hani merceği yuvarlak hale getiriyor dedim ya. Bu yuvarlak hale getiren bir kirpiksi kaslar diye geçiyor. Siliyer kaslar deriz biz. Okullarda kirpiksi kaslar diye öğretilir. O kaslar bunu kasılınca oradaki iplikler gevşer ve mercek yuvarlak hale gelir. Şimdi o kasları felç ederiz biz geçici süreyle tabii ki. Yani birkaç saatliğine veya birkaç günlüğüne eden ajanlar var.
Onlarla felç ettiğimizde çocuğun gerçek bozukluğu ortaya çıkar. Gözü kısa mı, uzun mu? Mesela 4'er numara göz bozukluğu çıktı diye düşünün. Artı 4 hipermetrop. Bunu işte küçük yaş grubunda tam düzeltme vermek gerekir ki kayması düzelsin. O numarayı taktığı zaman yüksek numaralarla gerçekten de kayma düzelir. Ama çocukta bir göz bozukluğu yoksa istediğiniz kadar yüksek numarayı zaten takamaz. Çünkü onu onundan göremez ve o kayması da düzelmez zaten. Onda ameliyat gerekir. Yani kırma kusuruna bağlı şaşılıklarda gözlük gerekiyor ve genelde normalden, standarttan biraz daha yüksek bir numara olmuş oluyor. Kolay operasyonlarda gerekiyor gözlük. Kolayca sorun çözülüyorsa gözde... Tabii ki ameliyat gerekmiyor zaten. Onda ameliyat edemezsiniz. Yani ameliyat bir alternatif değil aslında onda. Olmuyor onun ameliyat. Çünkü gözlükle düzeliyorsa biz onu şey yapamıyoruz. Bazen hastalarımızda böyle bir anlatırken zorlanabiliyoruz. Yani gözlük takmak istemiyorum, şaşılıktan ameliyat olmak istiyorum diyorlar mesela. Gençlerde bazen. Ama tabii ki o gözlükle düzeliyorsa o gözlükle takacak veya kontak lens takacak veya büyüdüğü zaman Excimer lazer dediğimiz hani çizdirme diyorlar ya arkasında onu yaptıracak. O şekilde de göz düzelir. Yani oradaki olay kalktığı zaman o kırma kusuru kalktığı zaman o göz düzeliyor. Çok mucizevi bir şey aslında. Evet, çok mucize, güzel bir şey. Kesinlikle. Yani tespit etmek önemli, iyi anlatmak ve iyi tedavi etmek, uygun gözlük vermek önemli. Bazen hala gözlüğe göre kayıyor. O zaman biraz daha damlalısını iyi yapıp, etkili yapıp biraz daha yükseltmek gerekebiliyor numarasını. Evet. Dediğiniz var, o çok güzel bir soru. Yani yüksek numaralı gözlükle kayma düzelebilir ama düzelmeyebilir. Çok kritik bir dengede bir durum yani. O da bu kaymanın yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor. Yok, kaymanın tipine bağlı, tipine yoğunluk bağlı. Değil. Evet. Yani ne kadar böyle inanılmaz bir şekilde çok burnun dibine kadar gidenler bile o gözlükle, 6-7 numara bile gözlükle olanlar var. O kadar, onu taktım mıydı, düzelir. Ne kadar sürede kullanabilir onu? Gözlükleri büyük yaşı 6 aylık aralıklarla kontrol ederiz. Hı hı. Hep gözlük takacak. Ama lise çağlarına doğru o numaralar biraz azalıyor genelde. 20'li yaşlara göre biraz azalabiliyor. Bazen kayması da azalabiliyor. Genelde takıyorlar ama. Hani biraz azalmakla beraber takıyorlar. Sonrasında da kontak lensi veya lazere geçebiliyorlar. Yani lazerle numaranın düzelmesini sağlattırabiliyorlar. Ama lazeri hipermetroplarda çok da fazla tavsiye etmiyoruz. Çok tam bambaşka bir tartışma konusu. Lazer konusu, ışın evet. Vererek yapılıyor zaten. Işın lazer, Excimer lazer, evet. Tıraşlanıyor kornea tabakası. Hı. Eskiden çizdirme deniyordu. Hı hı. Çizdirme bambaşka bir şey. İlk çıktığında miyopların tedavisinde kornea, radyal keratotomi onun ismi, hakikaten çizilerek korneanın dikleştirilmesiyle bulunuyordu. Arkasında o çizdirme kalmış. Gittim gözümü çizdirdim. Şimdi göz çizilmiyor artık. O teknik farklı var. Excimer lazer denen durum farklı. Evet hocam. Tabii göz kayması nasıl tedavi edilmelidir diye bir sorun var. Biz yine konuşurken bunların hepsini anlatıyoruz. Biraz geniş konuşunca hepsini anlatıyoruz. Evet, farklı oluyor. Ama yine tekrardan alalım izleyicilerimiz hani kaçıranlar olmuşsa. Göz kaymasının tedavisi. Aha. Tekrar anlatayım. Kaymanın tipine göre ya gözlük, ya cerrahi ya da bir takım egzersizler. Bu şekilde özetleyerek kafada kalabilir. Evet. Yani muayeneyle bu belli oluyor. Hı hı. Aslında yöntem belli. Yani evrensel olarak belli. Tartışmalı bazılarında yaş şeyi var. Onu değinebilirim. Mesela dışa kayma bazen oluyor bazen olmuyorsa binokülarite dediğimiz ismi binokülarite iki gözde birden görme derinlik algısı. Çocuklarda bu bozulmamışsa biraz beklenebiliyor. Yani daha geç zamanda olabiliyor. Ama o bozuluyorsa çok acele etmemek lazım. Özellikle dışa kaymalarda bu. İçe kaymalarda ise onda zaten kesinlikle ya gözlük ya ameliyattır. Bellidir o. Onu uygulamak gerekir. Göz
kayması şikayeti için ne yapılmalı? Hani bir hasta geliyor, işte göz kayması ya var ya da yok bilmiyor. Onun tespiti, tam olarak. Mesela çocuklarda, bebeklerde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu konuda o da önemli bir konu. Çok bu çocuğun gözü kayıyor diye çok gelir bize bebek. Ama bunu anlatacağım diye bunu her hastaya yormamak lazım. Bazen yalancı kayma denen bir durum vardır. Çocukların burun kökü basıklığı ve etraftaki cilt katlantıları nedeniyle şu gözlerin bu beyaz kısımları, içteki beyaz kısımları asimetrik durabilir. Yani araya saklanır. Öyle düşünün. Şöyle yan bakışlar gibi düşünün. Araya saklandığı zaman bir göz içe kayıyor gibi algılanabiliyor. Ama biz onu muayenede işte anlayabiliyoruz. Hem gelişmiş cihazlarla muayenede numarası var mı yok mu buna sebep olabilen, hem de ışık tutarak mesela ebeveynler de anlayabilir bir nevi. Ya mesela bir çok tavsiye etmiyoruz yakından flaşlı fotoğraf ama uzaktan çekilmiş bir flaşlı fotoğrafında veya ortam ışığı olan bir fotoğrafta gözdeki ışık yansımaları paralel mi değil mi? Önemli olan odur. Mesela oradan onu anlayabilirler. Ama tabii ki bir uzmanın, bir doktorun bakması daha önemli. Çünkü bazen bu yalancı kayma varmış deyip herkes kendinde yalancı, biz bu gerçek kayma değil, bak böyle böyle diye anlattığımızda komşusunda biri oldu muydu? O da yalancı kayma gibi düşünüp gerçek kayma atlanabilir. Bunu bir uzman doktor tarafından görülmesi gerekir. Bazen başka doktor arkadaşlar veya biz bile yanılabiliriz. Yalancı kayma deyip gerçek kayma atlanabilir. O çok önemlidir yani. O dikkatli bir muayeneyle gerekli. Yani göz paralel mi değil mi? Mesele o. Yalancı kayma dediğimiz o gözdeki burun basıklığı ve cilt katlantılarından dolayı beyazların asimetrik görünmesi. Ya şey, yüzdeki şekle göre. Bebeklerde oluyor. Bebeklerde daha çok böyle hani böyle Japonlu için gibi böyle burun kökü basıklığı ve geniş göz araları biraz geniş oluyor. Hı hı. Ve cilt katlantılarında o cildin arasında beyaz görünmüyor mesela. Şöyle yan bakışlarda bugün çocuğun gözü kayıyor diyorlar. Halbuki kaymıyor aslında. O, biz ona ışık tutarak anlayabiliyoruz. Muayenesi nasıl yapılıyor? Şaşılık muayenesi. Şaşılık muayenesi anlattığım gibi kapama yaparak yaparız biz detayında. Mesela büyük yaşına göre değişir. Tabii ki önce bir kırma kusuru var mı yok mu onu tespit ederiz. Göz tembelliği var mı yok mu, yani görmeleri tam mı değil mi onu tespit ederiz. Ardından da örtme açma testi yaparız. Yani bir çocuğun gözüne bir görebileceği bir cisim yaklaştırırız. Gözü kapatarak, kapalı gözden diğer göze geçtiğimizde kapanmış gözün hareketine bakarız. Mesela orada bir hiç hareket yoksa o göz kaymıyordur. Paraleldir. Ama içten dışa geliyorsa içe kayma vardır. Dıştan içe geliyorsa dışa kayma vardır. Muayenelerle anlaşılabilir. Yani onların da dereceleri var. Prizmatik camlarla kaç derece kayması var? Onlar tespit edilebilir. Yakında ne kadar kayıyor, uzakta ne kadar kayıyor, bunlar tespit edilir. Bunlara göre tedavi şemaları yapılır. Bir de mesela şöyle baktığımda dışa kayması artıyor, böyle baktığımda azalıyorsa bu V patendir gibi. Böyle onları not ederiz. Bir takım hassas ölçümleri de var. Evet hocam. Bu şaşılığın sebepleri ve görülme sıklığı ne kadar oluyor, tespiti nasıl oluyor? Yani şaşılık dediğim gibi genellikle bazı genetik faktörlerle olabilir ama travma bir sebeptir mesela, en büyük sebeplerden. Yani bir darbe almış mı, başını bir yere çarpmış mı çocukluk döneminde? Kaza gibi. Kaza harici bir de böyle ufak travmalardan bile etkilenebilir. Ondan olabilir ama genellikle oradaki bir mekanizma, yani beyinle, görme merkezleriyle, kaslar arasındaki iletişimdeki bir bozukluktan kaynaklanır. Veya işte dediğim gibi kırma kusurları varsa o kırma kusurlarından olur. Yani %2-4 arası görüldüğü söylenir. Ama tedavisi erken tedaviyle, teşhisle mümkündür. Yani çok güzel sonuçlar elde edilir.
yine aynı soru gelecek ama hocam size. Bu şaşılığı doğumdan itibaren tespit etmek mümkün mü? Doğum derken işte doğumdan itibaren tespit edilebilir. Bir yaş. Hayır, tabii ki tamam. Doğduğu andan itibaren mesela çok ciddi şaşılıklar olabilir. Burun, çocuğun iki gözü de burnundadır. O bir kaymadır, tespit edilebilir tabii ki. Ama zor tespit edilenler de olabilir. Göz hareketleri çünkü bakmaz, sabitlemez. 4 aydan sonra daha anlaşılır. 6 ay, 4 ay. O zamandan sonra daha iyi anlaşılır. Ama öyle çok geç değil yani, okul çağına gelsin falan değil. Yani şüpheleniliyorsa bir gelişmiş cihazlar var. Gerçekten göz konusunda teknoloji çok gelişti. Yani o tespit edilebiliyor. Evet. Şaşılık tedavisi için en uygun yaş kriteri ne nedir? Yani en uygun yaş kriteri. Burada özetle göz tembelliği ve şaşılık için ne kadar erken o kadar iyidir ama herkesin de göz doktoruna gitmesi mümkün değil. Kendileri bile şüphelenildiği durumlarda mutlaka gitmesi gerekir. Ama tabii ki keşke mümkün olsa da her çocuk bir yaşında bir göz doktoruna gitse. Ama bu sağlanması erken kolay bir şey değil. Erken teşhis çok önemli. Çok önemli. Bütün göz hastalıklarında önemli. Ama gidemediyse 4 yaşında, 6 yaşında bunlar da önemli. Yani adı o da olmadı. 7 yaşında, 8 yaşında mutlaka bir göz doktoruna, ilkokula başladı. Bir gözün evde kendileri de şöyle tespitlerde yapılabilirler. Biraz daha büyük böyle. Evet, anne baba olarak. Mesela televizyonda veya işte sokakta bir yerde bir gözü kapatarak, öbür göze bastırmadan yalnız şunu şöyle göstermek istiyorum. Yani kapatırken derken şöyle bir kendileriniz siz de deneyebilirsiniz. Bir süre bastırdıktan sonra o gözü açınca bulanık görürsünüz. Yani o da yanıltabilir. Şöyle bastırmadan, avuç içine parmaklarda olmadan şöyle bir ne kadar görüyor? Sizin gördüğünüz onu bir de öbür gözüyle ne kadar görüyor? Bu çok önemli bir test. Yani o doktora gitmeden bile o taramayı yapmalarını isterim. Yani şöyle görüyor musun, böyle görüyor musun? Bir sorarak, oyunla. Biraz da uzakta. Evet, bu kolay bir test şekli. Anne babanın yapabileceği çocuklar. Yani gitmeden bile en azından o iyiyse biraz rahatlasınlar. Evet. Şöyleyse hani birinde biraz göremiyor gibiyim gibi. Bazen de ilkokul 1 ve 2. tersini de görürüz. Çocuklarda özellikle biraz daha kız çocuklarında gözlük hevesi vardır. Yaratılıştan, fıtratından gelen. Okulda tarama olur, göremedim derler. Bazen bize getirirler, biz bir şey bulmayız. Yani onları da biz tespit ederiz, kaçmaz yani bizden. Gözüküyor. Ama onu da böyle dinlendirici gibi bir şey. Dinlendirici, o da çok büyük bir tartışma konusu. Dinlendirici gözlük var mıdır mesela? Halk arasında vardır. Ama bize öyle bir eğitim almayız, dinlendirici gözlük diye bir şey. Kitap okurken daha çok İşte o, dinlendiriciden benim anladığım şudur. Çok küçük bir göz bozukluğu varsa, artı, genelde artı 0.25-0.50 gibi veya işte çok küçük bir astigmatı varsa, bunu takınca şöyle biraz rahatlıyorsa belki bu dinlendirici diye düşünülebilir. Ama o da bir numaralıdır aslında. Ben bazen hani 0 numara bir yaptırırsanız hevesi geçer, zaten 3 ay sonra takmaz diyorum ama şu anlama gelmiyor. Yani 0 yalancı numara hiç etkisi olmayan mı? Olmayan 0 numara camlar cam var. Sadece. Düz camlar. Ama ben yalancı çoban hikayesine de dönmesin diyorum. Hani böyle bir hikaye vardır ya. Sonra alışkanlık yapıyor. Hayır, mesela ileride gerçekten tahtayı göremez. Miyop dediğimiz durum daha çok sonradan ortaya çıkar. İlkokuldan sonra. Daha önce de ortaya çıkabilir de. Ben mesela lisede takmaya başladım. Uzağa göremiyorum. Gözlük takmayı lisede takmaya başladım. Yani onun gibi göremeyince bu filan dikkate almak lazım, getirmek lazım. Bizim muayenelerle değerlendirmemiz gerekiyor. Tespit ediyoruz. Var mı yok mu? Evet hocam. Biz şimdi göz tembelliği ve şaşılık üzerine sohbetimizi gerçekleştirdik. Bir de halkında soruları var size. Onlardan böyle özel röportajlar aldık. Size soruları olacak. Onlara bakalım hocam. Olur. Perşembe saat 20'de yayınlanacak olan programımızda göz doktorumuz konuğumuz olacak. Göz doktorumuza sormak istediğiniz bir sorunuz var mı? Yayında cevaplayacak kendisi. Merhabalar, teşekkür ederim. Çok güzel bir tesadüf oldu. Ben önce şunu merak ediyorum. Göz kuruluğu diye bir kavram var.
Göz kuruluğunun çözümü, doğal yollarla bir çözümü var mı? Ayrıca göz tansiyonunun diğer göz rahatsızlıklarından ve daha çok baş dönmesi ve göz kararması durumunda göz tansiyonuna baktırdın mı denir. Böyle insanlar birbirlerine bu tür hekimlikler yapar. Bu durumun göz tansiyonundan ayrılan tarafı ve anlaşılan tarafı nedir? Bunu soruyorum. Gözlerimde sadece şöyle bir şey var. Yani uzaklarda bazen bulanık görüyor gözlerim. Yakını çok net görebiliyorum da yakını çok bulanık görüyorum, uzakları net görebiliyorum. Bazen gözüm içinde karıncalanmalar oluyor. Başka bir şey yok. Bir de sol gözümün içinde şuradan bir kabarcık çıkıyor, çok nadir. Eren Topaloğlu. Hocamıza böyle bir baktığımız zaman gözlerim böyle bulanık gözüküyor. Hani acaba diyorum bozuk mudur veya yaşlılıktan mıdır, ne olduğunu bilmiyorum. Hocamız bizi aydınlatırsa sevinirim. Metin Akbulut. Şimdi benim uzakta sıkıntı yok da sadece yakında şey yapamıyorum, yani okuyamıyorum. O işte, başka bir şey yok. Muzaffer Şahin. Şaşılık neyden kaynaklanıyor? Ahmet Erdinç Aydoğan. Gözlerimde ufak bir problem var. Bir minik bir derece küçük bir aksamalar oluyor. Bunlar hakkında ne yapabilirim? Dinlendirici verdiler de pek yararı olmuyor. Kitap okurken falan böyle bir bulanıklık oluyor gözlerde. Nurullah Örnek. Gözle ilgili problemim şöyle bir şey. Ben şimdi mağaza sektöründe çalışıyorum. Tudors'ta çalışıyorum ben. Işıklara mesela baktığım zaman gözlerim ağrıyor ve kızarıyor. Akşamları mesela bunun hemen hemen ağrısı bir nevi başa vuruyor. Hani başta çekiyorum. Daha önce dinlendirici kullanıyordum ama şu anda kullanmıyorum. Hani tekrardan işte almayı deniyorum ama bilmiyorum artık hani nasıl olur. Yine tekrardan ağrılar mı, keser mi? Normalde kesiyordu. Şu anda hani bilemiyorum, hani bir cesaret edemiyorum almaya. Çünkü doktora da gidemiyorum, fırsatım olmuyor. Hani sorun şimdilik bu. Cemile Öcalan. Gözümle rahatsızlığım. Herhangi bir şey, dikkatli bir yere baktığımda göz yorgunluğu oluyor. Hemen uyku geliyor. Ben onu sormak isterim. Adım Turan Göksu. Doktor Bey'di değil mi? Doktor Bey'e bir sorum şu olacak. Bende miyopi ve astigmat var. Ama 8-10 yıldır gözlük kullanmıyorum. Bu bende negatif mi, pozitif mi bir etki eder? Onu öğrenmek istiyorum. Adım Can, soyadım Doğru. Miyopum, lens takabilir miyim? Adım Engin, soyadım Aykaç. Gözde bir merak ettiğim bir problemim var. Ara sıra gözlerime yaş geliyor. Bunun sebebi nedir? Öğrenmek istiyorum. Merhaba, ben Kerimcan Özdemir. Alanya'da oturuyorum. Göz sorunlarım vardı. Konya'ya gittik. Astigmat var dediler. Katarak falan. Katarak işte geçti. Çok şükür. Astigmat var. Astigmat geçer mi? Merhabalar. İsmim Özgür Erbaş. Alanya Emlakçılar Derneği Başkanıyım. Erbaş Emlak'ın iş yeri sahibiyim. Benim iki tane oğlum var. Erken yaşta telefon kullanımı yapıyorlar. Bu biri 3 yaşında, biri 6,5 yaşında. Telefonu alıyoruz ama ellerinden ne kadar da olsa anneleri hani çocuklara yaramazlık yaptı diye ellerinden alamıyor. Bunun ileride sağlığa zararı nedir? Kaç yaşında ortaya çıkar? Çocuklardaki telefon kullanımı ya da tablet, bilgisayar kullanımı ne kadar zararlı? Bununla ilgili, evet, gözleri için tabii ki. Bununla ilgili sorumuzu sayın doktorumuza sormak istiyoruz. Teşekkürler. Özgün Öner. Benim böyle bir problemim var. Uzağı neden göremiyorum? Bulanık görüyorum. Bir ışığa bakınca aşırı derecede bulanık görüyorum mesela. O neden oluyor? Neden kaynaklanıyor? Evet. Evet hocam. Çok güzel sorular var aslında. Çok güzel sorular var ama daha çok göz bulanıklığı, ışığa bakamama. Evet. İlk başta göz tansiyonuyla ilgili bir baş kararması, vardı. Baş dönmesi, göz kararması daha çok göz tansiyonundan değil de normal vücut tansiyonumuzun kan basıncının düşmesinden daha çok olabilir. Beyindeki kan akımının azalması ve göze giden kan akımının azalmasıyla birlikte olur. Göz tansiyonu çok apayrı bir tartışma konusu ve çok geniş bir konu. Onu farklı bir günde konuşmayı düşünüyoruz aslında. Evet. Planladık sizinle. Orada anlatacağız inşallah. Uzağı görememe diye çok soru geldi. O daha çok kırma kusurundan olacak. Genç arkadaşlarımız vardı.
miyop olabilir, astigmat olabilir. Bazen hani hipermetropun çok olmasıyla da uzak bozulabilir. Yakın daha çok etkilenmekle birlikte. Yakını göremiyorum diyen oldu. Biraz yaş daha fazla gibiydi orada. Yakın daha çok 40 yaşından sonra o uyum yapan merceğimizin sertleşmesiyle bahsettiğim uyum yapan yakına bakarken yakın görme bozuluyor. Bu çok ciddi bir, yani normalde fizyolojik bir durum ama çok sık olan, herkeste, her insanda olan bir durum. Ama uzak gözü bozukluğunun farklılıklarıyla yakın etkileniyor. Ben mesela miyopum, gözlüğü çıkarınca miyoplar yakını görür. Hipermetropsa ama hem uzak hem yakın bozulabilir 40'tan sonra. O oluşabilir. Mağazada ışıktan etkilenme, bazen alerjiden olabilir veya ışıkların kurutma etkisiyle göz kuruluğu yapabilir o. Özel gözlükten fayda görmüş sonra şimdi görmüyorum diyor arkadaşımız. Yeni bir göz bozukluğu astigmatla birlikte bakılabilir veya bazı özel kaplamalar var. Yani belli iç ortamlarda ışığın zararlı etkisini süzen, özellikle mavi ışıktan yoksun, mavi ışık beyaz gökkuşağının içerisindeki enerjisi en yüksek ışıktır. Ondan onu filtreleyen özel camlar var. Gözlükçülerde bunlar bulunuyor. O şekilde daha rahat edebileceği bazı gözlükler olabilir. Yani sizlere gelmeden direkt... Yok, göz doktoru muayene edecek ki göz bozukluğu varsa o bozukluğun üzerine gözlükçüler onları önerecek hastalarımıza. Tabii biraz daha fazla maliyetli oluyor. Hani fiyatlarını bilmiyorum ama... fiyatı artıyor bir kaplama yapıldığı zaman. Evet. Onun dışında katarakt var geçti diyor, astigmat geçer mi diyor. Astigmat değişebilir. Korneamızın, gözümüzün önündeki saydam tabakanın yuvarlak olmayıp elips olması. Yani tam futbol topu gibi değil de Amerikan futbol topu gibi olduğunu düşünün. Değişik akslarda da eğrilikleri de onun derecesini gösteriyor. Yani aksını gösteriyor daha doğrusu. Hı hı. Bu astigmat değişebilir, azalabilir, artabilir. O konuda umudunu kaybetmesin. Belki gözlükten kurtulabilir de ama belki de artabilir de. Düzenli muayeneler gerekir. Çocukluk çağında 6 ayda bir göz doktoru muayenesi gerekir. Göz kuruluğu ile ilgili kısmı tedavisi var. Onun dereceleri var. Ona göre bir takım ilaçlar uygulanabiliyor. Yine muayene ile anlaşılıyor. Onlara bakılması gerekir. Bir de göz yaşlanıyor sürekli. Sulanması o da birçok sebepten olabilir. Alerjiden olabilir, enfeksiyondan olabilir. Göz kanalında göz yaşı kanalı vardır. Hı hı. Gözümüzden gözümüzün içerisinden üretilen göz yaşı burnumuza gider. İçeride üstte ve altta birer delik var. O da bir kanallar keseyi oluşturur. Keseden burnuna gider. Oradaki bir takım darlıklar veya o tıkanıklıklar veya giriş yolunun dar olması sebepleriyle de sulanmalar ayrıca olabilir. Kroniktir o genelde. Ondan da bir takım cerrahi yöntemlerle veya işte punktumların açılmasıyla veya bir lavaj yaparız, darsa açılabilir. O şekilde tedavileri var. Hatırlamaya çalışıyorum soruları. Biraz arka yani, arkaya geldi. Ama şey zaten hemen hemen hepsi aynı. Bütün açıklamaları da yaptınız zaten. Şaşılıklı tersi zaten genel olarak değindik. Göz tansiyonu çok çok geniş bir konu ama çok, çok önemli bir konu. Ama... Kabaca şunu söylemem lazım. Sinsi bir hastalık göz tansiyonu. Hı-hı. Mutlaka muayene ile en çok anlaşılır. Biz zaten her hastanın... göz tansiyonu ölçüyoruz yani. Göz doktoruna geldiği zaman göz tansiyonları ölçülüyor. Sadece göz tansiyonu ölçmeyle bitmiyor. Çok detaylı bir konu. Ama göz görme sinirlerine bakıyoruz. Değerlendiriyoruz yani o konuda. Evet, biz bu en küçük... O katarak vardı geçti katarak, dedi ama o... ameliyat oldum geçti çok şükür. Ameliyat mı oldu acaba dedi. O bilemedim onu. Ameliyat olmuş, kataraktan olmuş, geçmiş çok şükür dedi. Sonra Çocukluk, bebeklikte de katarakt olabilir. Daha çok büyüklerde olur ama genç yaşlarda da katarakt gelişebiliyor. Onları da ameliyat ediyoruz. Evet hocam.
Bizim programımızın sonuna geldik hocam. Eksik soru varsa kusura bakmasınlar yani. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa buradan dinleyebiliriz. İzleyicilerimiz de dinler tabii ki. Yani sağlık önemli, göz sağlığı da önemli. Göz bu başka şeye benzemez derler bizim hastalar. Göz. Ama hastalar, tabii bize gelen hastalar gözlerinden sorunlu olduğu için başka bir şey hasta olmaz der. Tabii ki insan neresinden sorunluysa o başka bir şeye benzemez. Vücudumuz önemli. Sağlığımızı ihmal... bir dakika pardon. Bitirmeden o konu çok tabii önemli. O konuyu atlamamam lazım. Onu söylemeden geçemem. Tablet... telefona bakmak çocuklarında evet, ne yapar? Evet, o en son. O soru çok hoş. Onu bir de hatırladım. Emlakçılar Odası Başkanımız dediydi. Öyle hatırladım. Şimdi bakın, bu çok çok da önemli bir konu. O da ayrı bir tartışma konusu olabilecektir ama şimdi çağımızda şu telefon, çocuklarda ve tablet, şöyle bakma hastalığı var. Çok yakından. Çok yakın. Çok yakın bakmak en çok miyopi yapabilir. Tamam, burada durdum önemli büyük diye. Tehlike. Miyopi, uzağa görme bozukluğu yapabilir. Miyop gelişmiş birilerinde özellikle vurguluyorum ben hastalarıma, böyle 15 santimden bakmasınlar, 35-40 santimden baksınlar bakacaklarında. Çok önemli, bakın şu değil, şu. Bir de böyle ışıklar güzel olacak, böyle spot olmasa bile karanlıkta bakmayacaklar, o da çok önemli. Bir de... kesintisiz yakına bakmaktansa ara sıra uzağa bakmayı öneriyorum. Yani ufka doğru. 20 dakikada bir 20 saniye olabilir bu. Sürekli aynı nokta değil. Kesintisiz yakına bakmak miyopi gelişiminde ve olan miyopinin ilerlemesinde yüksek numaraları olmasında çok büyük bir etken. Miyopi önlenebilir mi konusu var mesela. Yani uzağa iyi görememektir miyopi. Mesela genç kızımız diyor, uzağa göremiyorum diyor. Büyük ihtimalle bir göz bozukluğu vardır onda. Yani miyop veya astigmat. Yani ya gözlük takacaksınız, ya lens takacaksınız o yaşta. Ondan başka çaresi yoktur. Açık havada bulunma öneriliyor çocuklarda. Mesela eve tıkılıp kalmaktansa şöyle bir saat kadar dışarılarda oynamak gibi o daha miyopin gelişimini azaltıyor. Yapılan çalışmalar hep bunu göstermiş. Yani çok tablete bakmak göz sağlığı açısından böyle. Tabii psikolojik bağımlılık kısmı apayrı bir konu. Ama aynen, çok evet, yakın bakmak özellikle miyopi geliştirebilir. Bir de bir abimiz soru sormuştu. Bende miyop astigmat var. Biz kaç senedir takmıyorum evet, diye. Yani Tekrarlama olayı olabilir. Çocuklarda bakın, ben çocuklarda derste mutlaka takacaksınız. Erişkinlerde araba kullanırken mutlaka takacaksınız. Uzağa göremeyenler için söylüyorum. Ama takmamayla ilerlemenin çok aşırı bağlantısı yoktur. Ama takmasınlar demiyorum. Yani mutlaka sosyal ortamlarda bazen takmayacaklarsa takmasınlar ama yani takıp takmamanın beyin adaptasyonu vardır. Yani onu etkileyebilir amcada. Mesela uzun süredir takmadı, çok aşırı kötü görmeyebilir. Derecesiyle değişen bir şey tabii. Birçok faktör var işin içinde. Yani sağlıklarımıza dikkat edelim. Göz sağlığımıza dikkat edelim. Buradan hepimize duyuruyorum. Ve muayene önemli. Yani istediğiniz yerde bir göz doktoruna baktırarak kronik bir hastanız varsa da bu tedaviyi doktorlarımızı dinleyerek uyum içerisinde gözlerimizi sağlıklı tutalım. Ve bugün erken teşhisin de çok önemli evet, olduğunu. Çocuklar çok önemli. Yani bu bir toplum sağlığı gerekiyor. Ve erken teşhis ve oradaki tedaviye uyum burada daha da önem kazanıyor. Evet. Tekrardan çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık diliyorum tekrardan. Çok sağ olun. Haftaya tekrar yine aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.